Deprem bölgesindeki konutların inşasında 10 milyon ton çimento talebinin olacağı öngörülüyor. Sektör temsilcilerine göre talep bölgedeki fabrikalardan karşılanabilir. Deprem bölgesinde barınma ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Konteyner ve prefabrik ev üretimiyle geçici barınma koşulları hızlı bir şekilde giderilmeye çalışılıyor. İnşa edilecek konutların çimento arzındaysa herhangi bir sorun görünmüyor. 10 milyon ton civarında bir ihtiyaç doğacağı, özellikle bir yıl içerisinde. Mevcut oradaki 17'den fazla bölgedeki fabrikamızla beraber bunun çok daha fazlasını karşılayabilecek durumda. Mart'ta başlayacağımız 30 bin konut projesiyle beraber, ki o da yaklaşık 600 bin ton civarında bir çimento yapar yaklaşık olarak, fazlasıyla karşılayabilecek durumda. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkanı Fatih Yücelik, bölgede çimento ihtiyacı varken hiçbir fabrikanın ihracata yönelmeyeceğinin altını çizdi. Fiyatlarınsa maliyete bağlı olduğuna dikkat çekti. Çimento fiyatları maalesef bugüne kadar hep farklı noktalarda konuşuldu. Lakin bizim temel kriterimiz maliyettir. Piyasadaki oluşan talep fazlası çimento fiyatlarını bugüne kadarki tablolara baktığımızda hiçbir zaman etkilemez. Maliyetlerde aşırı derecede bir oynama olmadığı takdirde hiçbir üyemizin böyle bir şey yapmayacak kadar büyük bir hassasiyete sahip olduğunu zaten biliyorum. Türk Çimento 300'e yakın konteynerin bölgeye gönderilmesi için de çalışmalarına başladı. Orada belli bir miktar ayırarak ve bunu da zaman içerisinde artıracağız zaten. Hemen bağlantımızı yaptık ve inşallah pazartesi günü de ilk konteynerları Maraş'ta yapmak üzere harekete geçtik. Şu anda şeylerimiz üretiliyor, siparişlerimizi vermiştik zaten.